Sizinle açık konuşmak niyetindeyim. Hatta benim durumdaki birinin daha önce hiç cesaret edemeyeceği kadar açık diyebilirim. Corleone ailesi Nevada'da çok başarılı oldu. Vegas'taki iki büyük otelin sahibisiniz veya kontrol ediyorsunuz. Bir de Reno'da var. Otellerle birlikte ruhsatları da alındı. O yüzden kumarhane komitesiyle bir sorun çıkmadı. Evet, haber kaynaklarıma göre şimdi de Tropigala'ya karşı bir eylem planlıyor musunuz? Bir hafta içinde Klinkman'ı saf dışı bırakacakmışsınız. Bu müthiş bir büyüme. Fakat küçük bir teknik soruna karşı karşıya kalacaksınız. Ruhsat hala Klinkman'ın adına olacak. Turnbull iyi bir adam. Bakın, boş lafları bir yana bırakalım. Burada lüzumsuz zaman harcamak istemiyorum. Ruhsatı alabilirsiniz. Fiyatı 250 bin dolar artı aylık brüt gelirlerin %5'i. Tabii 4 otelin hepsinden. Bay Corleone. Ruhsatın normal fiyatı 20 bin doların altında değil mi? Evet, doğru. Öyleyse neden daha fazlasını ödemek isteyeyim? Sizden para sızdırmak niyetindeyim. Sizin gibi insanları hiç sevmem. Bu tertemiz ülkeye gelip o yağlı saçlarınızla ve ipek takımlarınızla saygın Amerikalılarmışsınız gibi geçinmeniz hiç mi hiç hoşuma gitmiyor. Sizlerle iş yaparım ama işin gerçeği sahte tavırlarınızla kendinizi ve lanet olası ailenizi şerefliymiş gibi tanıtmanız benim canımı çok sıkıyor. Senatör, ikimiz de aynı ikiyüzlülüğün parçasıyız. Ama asla bunun ailem için geçerli olduğunu düşünmeyin. Tamam, tamam. Bazıları küçük oyunlar oynamak zorundadır. Sen de öyle yapıyorsun. Diyelim ki bana ödeme yapmanız sizin menfaatinize olacak. Ama cevabınızı ve paranızı yarın öğlene kadar bekliyorum. Bir şey daha. Benimle bir daha asla temas kurmayın. Bundan sonra Turnbull'la muhatap olun. Kapıyı aç evlat. Senatör, cevabımı şimdi alabilirsiniz. Teklifim şudur. Hiçbir şey. Kumarhane ruhsatının ücretini bile vermeyeceğim. Onu da siz ayarlarsanız sevinirim.